Merhabalar sevgili seyirciler, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size 10 Haziran haftasından bahsedeceğim. Bizi izleyen herkese sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Evet, 10 Haziran haftası aslında 2019 yılının en dikkat çeken haftalarından birisi arkadaşlar. Gökyüzündeki gezegen, özellikle büyük gezegenlerin, ağır gezegenlerin birbirleriyle tam derecede görünümleri var ve zorlu görünümler bunlar. Ve hafta boyunca da etkili olacak. Aslında Haziran ayının ikinci yarısı biraz kolay görünmüyor. Aslında Yay burcunda Dolunay videomda ben bunlardan biraz bahsettim. Hatta burç burç da anlatmıştım. İzlemeyenleriniz varsa eğer Yay burcunda Dolunay videoma giderek bu özellikle 17 Haziran, 14 Haziran, 22 Haziran aralığında hem bir Dolunay'ımız var ve burçlara nasıl etki yapacak onu anlattım. Şimdi 10 Haziran haftasına şöyle bir göz atalım. Önemli öncelikle Güneş Neptün karesi. Özellikle hafta sonuna kadar 4-5 gün etkili. Bu çok önemli bir açı arkadaşlar. Hem biliyorsunuz bayram dönüşü, işte yollarda, trafikte dikkatli olunması gerekiyor. Bunu ben defalarca da söyledim. Sıvılarla ilgili, aldığımız gıdalarla alakalı yine konularda dikkatli olunması gerekiyor. Yine haftanın ortalarında Güneş Jüpiter karşıtlığı var. Bu da özgüveni tetikleyen, biraz aşırılıklara götüren, cesaret veren bir aslında yapıcı yönü de girişmek istediğimiz konularda, işlerde hem azim verir hem güç ve mücadele gücümüzü yükseltecek bir açı kalıbı. Ancak burada aşırılıklar söz konusu olabilir. Başlayacağımız, yapacağımız her neyse o iş. Bir yandan Neptün Güneş karesinin verdiği o zihni dağıtabilecek, biraz bulanıklaştıracak, işte konuları, olayları daha fazla ideallerimizin peşinden aslında istikrarla gitmek için biraz fazla dürtü verebilir. Bu da yanılma payını yükseltir. Yapacağımız konu neyse, başlayacağımız iş neyse, işte imza atacağımız olabilir. Yeni bir projeyle ilgili başlangıcımız veya süren bir iş olabilir. İşte bu konularda aslında dalgınlıklar, hatalar, konuları biraz daha olduğundan fazla abartmak diyebiliriz. Gereğinden fazla idealist davranmak, hatta fazla hayalci ligde verebilir. Bu biraz daha tabii ki de hem hayal kırıklıkları yaratabilir, işte aldanmalar daha sonra üzücü sonuçlar getirebilir. Özellikle su grubunda olduğu için ve değişken bir grupta hem sıvılarla, gazlarla ilgili konularda, işte hava şartları, işte denizlerle ilgili konularda, sınırları ilgilendiren, işte ülke sınırlarını ilgilendiren alanlarda yine zorlayıcı. Aslında bu bahsettiğim gezegen hareketleri genellikle bireyselden çok daha dünyayı, işte ülkemizi, hani hepimizi, toplumu ilgilendiren alanlarda etkili olacak gezegen hareketleri bunlar. Bir de tabii ki de şunu da unutmayalım, Jüpiter Neptün karesi de bunlara ekleniyor. Jüpiter Neptün karesi de, bu da yine bir aşırılık söz konusu. Dediğim gibi aslında her ne yaşıyorsanız bu hafta ya da hayatınızda her ne yaşayacaksanız, mevcut konular, aile ilişkileriniz olabilir ya da iş ilişkileriniz, her ne olursa ya da toplumun içindeki yeriniz, imajınız, bu alanlarda aslında fazla idealist davranmak, olayları gereğinden fazla büyütmek, yanılmak, abartılı girişimlerde bulunmak, bir de Mars'ta, Merkür'ün de Yengeç Burcu'nda olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ne yapıyoruz? Duygusal düşünüyoruz. Genellikle hemen her konuyu aslında duygusala bağlama gibi bir özellik veriyor hemen hepimize gökyüzünün bu hareketi. Dolayısıyla mantığımız biraz devre dışı kalacağından dolayı daha da dikkatli olmak gerekiyor. Dürtüsel, tepkisel hareketlere biraz hani frene basmak gerekiyor. Kendimizi frenlememiz hem kendimiz hayrına, hem işte karşımızdaki ya da o iş çevremizde ya da ailemizin içindeki kişilerle olan ilişkilerimizde de yine daha sabırlı ve bir nebze de olsa önlem almış oluruz arkadaşlar. Şimdi özellikle hafta sonu 14 Haziran gibi bir de Mars-Satürn karşıtlığı yaşayacağız. Bu da genellikle blokaj, yani engel, sınır koymak anlamına gelir. Burada hem güç mücadeleleri,
savaş, işte rekabet içinde olduğumuz kişiler, ülkeleri ele alırsak tabii ki de Türkiye içinde bizim rakiplerimiz, düşmanlarımız karşı bizim safımızda olan kişiler ya da işte komşu ülkelerimiz diyebilirim, savaş içerisinde ya da anlaşmazlık içinde olduğumuz ülkelerle ilgili burada bazı agresyonlar çıkabilir sevgili arkadaşlar. Yengeç burcundaki Mars'ın iki öncü burcun, iki kötücül gezegen aslında bunlar, karşılıklı gelmeleri demek aslında astrolojide hani şiddet, kopma, karşı cephe ve engellenmeleri ifade eder. Aslında kısaca adı savaştır. Genel olarak çatışmaları, yol ayrımlarını gösterir. Genel olarak dediğim gibi toplumsal olan konular daha fazla gündeme gelecektir. Ve öncü bir burçta olduğu için bu gezegen sert gezegen yerleşimleri tabii daha fazla yengeç burcu, oğlak burcu, terazi ve koç burçları yani öncü grup burçları daha fazla etkileyebilir. Tabii ki de herkes etkileyecek diye bir şey yok arkadaşlar. Haritalarınızda, öncü burçlarda gezegenleriniz varsa ve temel olarak da Mars, Satürn gibi işte Neptün, Güneş karesi gibi yerleşimleriniz varsa o zaman hani etki alma ihtimaliniz var. Hepimizi etkileyecek diye bir durum söz konusu olmayacaktır tabii ki de. Ama genel olarak şartların zorlanacağı bir durumda tabii ki de hani toplumla ilgili konularda bireysel olarak da biz de muhakkak ki etki alacağız. Özellikle de parayla da alakalı finansal alandaki iniş çıkışların da biraz daha hızlanabileceği, aslında finansal istikrarsızlık, biraz daha hani güvence içinde olma isteği fazlalaşacak. Burada aradığımız güveni bulamayacağımız için tabii ki de kişisel olarak da bizleri de zorlayıcı bir duruma itebilir bu gökyüzünün hareketleri. Çünkü 2 Temmuz'da her zaman bahsediyorum, onunla ilgili bir video çekeceğim, bir tutulmamız var. Yine bu hafta, bu 10 Haziran haftasında yaşayacağımız bu zorlayıcı gezegen hareketleri aslında bir de 17'sinde bir dolunayımız var 17 Haziran'da. Bu tutulmaya bağlayabiliriz bu enerjileri. Aslında bazı konuların böyle belirgin bir şekilde gündeme geleceği gözüküyor arkadaşlar. Evet, bu hafta genel olarak dikkat edin. Hem çok dikkatli olmak gerekiyor toplumsal olarak da aslında. Biz bireyler olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor bazen. Belki bizim küçücük bir hareketimiz çok önemli, büyük bir hadiseye, yakınımızda yaşanacak bir hadiseye engel olabilir. O yüzden bizim farkındalığımız çevremizdeki yaşayan yakınlarımıza da önemli ölçüde faydalar getirebilir. Dolayısıyla bu hani zorlu açılar, evet, potansiyel olarak insanın haritasında varsa bunlardan çok da kaçmak öyle kolay olmayacaktır ama en azından farkında olursak, bilinçli olursak, biraz daha temkinli olursak daha en az hani zararla diyelim atlatabiliriz bu zorlu gezegen hareketlerini. Evet, Satürn-Mars karşıtlığını evet anlattık. Su grubu, özellikle su ile ilgili konular, gazlar, sıvılar, zehirlenmeler, ilaçlardan gelebilecek zararlar, bunlarla ilgili konulara da özellikle dikkat edin. Otorite pozisyondaki kişilerle, mesela bu devletlerle ilgili liderleri söyleyeceğiz. Bizim bireysel hayatlarımızda da çevremizdeki işte ne bileyim patronumuz, işverenimiz olabilir, anne baba gibi ya da bizim için işte böyle önemli yer teşkil eden kişilerle olan, belki de hani aile içerisinde inersek eşle ilgili, işte eşinizle ilgili bazı problemlere de yani bazı kopmalara da neden olabilecek açılardır bunlar. Dediğim gibi duygusal değil, mantıklı olmak gerekiyor. Venüs de ikizler burcuna geçti. Venüs'ün ikizler burcunda aslında seyrediyor oluşu da yine hem bizim kişisel hayatlarımızda hani sevgiyle, parayla olan ilişkilerimizi etkiliyor biliyorsunuz. Bu alanda bize şöyle destek olacak, daha mantıklı hani yaklaşacağız. Duygusal yaklaşmayacağız sevgiyle ve parayla olan ilişkilerimize. Dolayısıyla aslında buradan birazcık kurtarabiliriz. Hani biraz bu farkındalık verebilir. Ama tabii Venüs ikizler burcunda değişkendir. Çok istikrarlı hani yol alamaz.
bugün yarınla tutmayabilir. Aldığı açılara göre tabii değişecektir bu. Ve Merkür'ün ve Mars'ın da bir kavuşumu olacak. Yine hafta sonu, 10 Haziran hafta sonu. Bu da biraz hareketlerimizi bizi dürtüsel bir şekilde düşünce ve hareketlerimizi aynı anda hareket ederken zorlayacak bizi. Biraz daha zorlayacak. Hatta tüm bu saymış olduğum zorlu açılara üstüne tuz biber ekecek. Hatta hareket noktası diyebiliriz. Harekete geçirici noktadır. Yani düşüneceğiz ve eyleme geçeceğiz gibi düşünelim. Aman duygusal hareket etmeyin. Mantığınızla davranın. Lütfen dikkat edelim. Yani bu hafta, bu son Haziran 2 haftası lütfen dikkatli olalım hepimiz. Tabii ben de sizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.